deprem ne kadar siyaset üstü aslında onu görüyorsunuz. Çorum'da diyor ki işte CHP'li, yani gene partisinde söylemeye gerek yok. Diyor ki meclis üyesi, Çorum depreme hazır mı? Biz bunun hazırlığını yaptık mı? Ve orada da yine diğer siyasetçiler, yani CHP'li söylüyor, AK Parti de reddediyor. Onlar da şov yapıyorsunuz. Ben bunu belediye meclisine genel görüşmeye göndermeyeceğim diyor. Bu arada da Enak'tan da son dakika bilgisi geldi. %126.91. Yani bir tarafımızda pahalılık. Tam da böyle bir sürecin içinde enflasyon hesabı Enak'ın bu şekilde. Onu da ekranlara yansıtalım mı Savaş, sana zahmet? Ne dersiniz hocam? Şimdi, bari bilgisini siz verin. Evet, öğrenemeyecek Çorumlu yoksa. Evet, şimdi Çorum. Bunu alabiliriz Savaş. Çorum tam Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Şimdi. Buyurun hocam. Yani işte burada gözüküyor. Şimdi bu kuşağın tamamı Türkiye'nin, hatta dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen bir kuşağı içerisinde. Bu kuşak aşağı yukarı bu Bingöl Karlı Ova'dan çok büyük ölçüde Marmara Denizi'ne kadar enerjisini tüketti. Yani boşalttı. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı. Şimdi Marmara'yı bekliyoruz. Bir de bu Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz. Burada yani Karlıova, Erzincan arasında bu Plümür'ün olduğu yer. Aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde bir deprem burada olabilir. 7 su fayı üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz. Yani Tunceli, Plümür 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilecek olabilir. Evet, çünkü burada en son deprem 1794'te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Şimdi endişe ettiğimiz yerlerden biri bu. Biz bir zaman, yani bana sorduğunuz zaman hocam peki nerede deprem bekliyorsunuz diye hemen parmağımızı biz kapatır Kahramanmaraş falan derdik. Şimdi orası geçti yani. Bunu bitti mi? Şimdi bu bölgede arçılar devam ediyor. Yani bu arçılardan daha büyük bir deprem üretme potansiyeli var mı? Yok, hayır, o yok ama yani demek istediğim, bunu biz yıllarca Kahramanmaraş'ı listeye koyuyorduk. Şimdi listeden çıkarttık. Yani onu demek istiyorum. Şimdi bak bunu da söylüyorduk. 7 su fayı Marmara diyorduk. 7 su fayı diyorduk. Maraş diyorduk. İşte bir de Batı Anadolu'da, İzmir çevresinde de yani dikkatli olmak gerekir diyorduk. Şimdi Çorum'da, yani ben siyasi parti işlerine karışmak istemiyorum ama haddimiz de değil. Yalnız şu soru çok doğru, onu duydum. Çorum depreme hazır mı? Şimdi bu o kadar doğru bir soru ki, bu ülkeyi yönetenlerin, yerel ve merkezi yönetimde herkesin, hangi parti olursa olsun, bu kent depreme hazır mı? Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bu kentimiz deprem dirençli bir yerleşim alanı mı? Eğer değil ise bugün veya yarın, yarın olması öbür gün muhakkak deprem burayı sınayacak ve insanlarımızı, binlerce insanımızı toprağa gömeceğiz demektir. İşte örnek. İşte örnek bu. Kocaeli örnek. Uyanmadık mı? İşte bu örnek. Daha geriye gidersek 39, 30 bin insanımız öldü. 42, 43, 44, 57, 67, 99, 2003, 2010, 2020 ve 2023. 150 binden fazla insanımız öldü. Artık yani bu soruyu sormayalım mı? Biz deprem dirençli kent miyiz? Hazır mıyız? Bu sorunun herkes tarafından, her il tarafından, her ilin valisi tarafından, belediye başkanı tarafından sorulması lazım ve gereğinin de yapılması lazım. AK Parti gündeme almamış işte Çorum'da. İşte yani yanlış. Şimdi niye bu depreme hazır mıyız derken bizim siyasetçilerimiz ya 3 senede 5 senede bir şey olmaz, hele 50 sene gibi bir periyos, aha kim öle kim kala. Bu mantık yanlış.
ülkeyi yönetenler bu 50 sene, 100 sene, 200 senenin planını yapmazlarsa bu çağda biz bağımsızlığımızı, varlığımızı sürdüremeyiz. Belki vatandaş onu umursamayabilir veya algılayamayabilir ama ülke yöneticilerinin ve özellikle de yerel yöneticilerin uzun dönemde gerekli önlemleri alma mecburiyeti var. Kenti ona göre hazırlama mecburiyeti var. Mikro bölgeleme çalışmasını yapıp kentin işleyiş mekanizmasını, gelişmesini, büyümesini o bilgi, o verilere akople etmek zorunluluğu var. Başka türlü olmuyor. Bak bizde kentler nasıl gelişiyor? İşte İstanbul gibi. Önce yani bizim halkımız ransal genişliyor. Köyden vesaireden geliyor, gece kondu falan bir şey yapıyor. Belediye koşarak yol götürüyor, su götürüyor. Çünkü oy verecekler. Evet, ondan sonra bir bakıyorsun kent oraya doğru gelişmiş. Belki de tam sıvılaşmanın depremde olmaması gereken yere gelişiyor. Biz de hükümet olarak, belediye olarak orayı, kenti oraya götürüyoruz. Böyle bir hilkat garibesi, bir gece kondu mantığıyla bir büyüme oluyor. Olmamalı. Eğer benim dediğim gibi bilimsel esaslara göre yöneltilebilirsek, belediye başkanının, valinin önünde düğmeye bastığı zaman bilgi çıkacak. Şu bölgeye sakın ola ki imar vermeyin. Orası yeşil alan olmak zorunda. Çünkü deprem bakımından en kritik bölge, diyelim sıvılaşmanın olacağı bir bölge. Örnekler işte Hatay yöresi, Maraş yöresi. Yani buradan bizim alacağımız dersler var. Diğer yerler buradan farklı olduğunu düşünmesinler. Bak onu diyorum. Yani biz bu bölgenin işte fay kuşaklarını biliyoruz. Bunlar milyonlarca sene devam edecek durmadan.